Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün size kolum gibi muzları anlatacaktım. Ancak bunu anlatabilmem için tabii ki Almanya'ya giden ilk Türk işçilerini de anlatmak lazım. Bir de bizim çocukluğumuzdaki tasarruf tedbirlerini. Bizim çocukluğumuzda çocukların eline bir ekmek peynir verir yola salardık. Yani sokak çocuğuyuz ya, gezip oynayacağız. Fakat büyüklerimiz hep tavsiye ederlerdi. Peynirine, ekmeğine katık et. Katık et o zamanın temel yaşa biçimiydi. Yani hani karnında kurt çıkar falan da diyenler vardı ama ben öbür tarafını söylüyorum. Çünkü bu tasarruf olayı çok önemliydi. Emin olun aileler çocuklarının üstüne titrer ve onları çok severlerdi. Mesela ben meyveyi hatırlarım. Şimdikiler pek hatırlamıyorlar. Şimdi meyve her bugün ithal olduğu için o günün şartlarını söylüyorum. Mesela kiraz, erik falan gibi meyveler 1 liraydı. Fakat anamurumuz 2 liraydı. Başta dedem olmak üzere ailem bize bundan muz da alırdı, diğer meyveleri de alırdı. Ancak şunu söylemek lazım. Çok varlıklı değildik herhalde ki. Mesela anneannemi misal vereyim size. Anneannem bir tane erik veya bir tane kiraz kayısı yer, sonra kenara çekilirdi. Söylediği tek laf şuydu. Aman bir de yesem bir, bin de yesem bir. Ya bize daha fazla yemek için zaman ayırıyor kadın. Böyle bir hayattaydık. Şimdi yani öyle yaşadığımız için sonra benim yaşımdakilerin çocuklarını anlatırken söyledikleri şeyleri çok iyi anlayabiliyorum. Ya bunlar ne biçim çocuk diyorlardı. Biz ekmeğe, peynire katık yapardık. Bunlar peynir ekmeğe katık yapıyorlar. Ters yani. Böyle de şikayetler vardı. Değerli arkadaşlarım, bu o günkü harcama politikasını, insanların yaşamlarındaki durumu göstermesi açısından örnek olsun diye size anlattım. Şimdi gelelim kolum gibi muzlara. Kolum gibi muzlar ne olacak diyorsunuz? Arkadaşlar 1961 senesinde ilk Almanya'ya biz işçi yolladık. O zamanlar Almanya'da bazı işleri yapmayı Almanlar sevmediği için herhalde, yani çöpçülük gibi bilmem ne, bununla ilgili olarak yabancı işçi alımına geçtiler. Bizim Türk işçileri de ilk defa Almanya'ya o zaman ulaştı. Ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Aradan bakın 60 sene geçmiş. O günden bugüne Almanya'ya giden işçi sayımız 3 milyon olmadı toplam. Bir de şimdiki Suriyelileri düşünün. Ne kadar kısa bir sürede ne kadar çok misafirimiz var. Neyse. Değerli arkadaşlar, Almanya'ya giden tabii ki bizim de dostlarımız vardı. Bir gün babam, ya dedi, Ali Altınok Almanya'dan bugün bize gelecek. Oo, biz bir heyecanlandık. Çünkü o zamanlar karikatürçler falan vardı. Yani hani gır gır fırt falan şey. Yani böyle Almanya'dan gelen Türk işçisi için muhakkak kafasına bir şapka, üstüne de bir tüy konurdu. Neden bilmem. Yani umumiyetle de o şapka hep yeşil olurdu. Onu da pek anlamam. Yani o günlerde karikatürçler el üstünde tutulurdu. O gır gır fırt inanılmaz miktarda çok sayıda basılırdı ve okunurdu. Hatta onlar siyaseten olan yani karikatürleri de yer verirlerdi. Mesela Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Ecevit, hepsi bunlar bir komedi bazında karikatürlerde yer alırdı. Şimdi bunlar tabii yok. Nihayet bekledik, kapı çaldı. Ali amca geldi. Almanya'dan geldi.
Şimdi Ali amca valla kısa boylu, tıknaz bir adamcağız. İşte Almanya'yı falan anlatıyor. Biz de böyle ağzımızı açıp dinliyoruz. Hani Almanya yani öyle kolay iş değil. O arada yahu Kemal dedi, kardeşim dedi, Almanya'da dedi bir muzlar var dedi, kolum gibi dedi. Şimdi ben de kafamda bir bizim güzel kokulu ana muzunu yaratıyorum. Bir de Ali amcanın kolunun yarısına kadar gösterdiği kolum gibi muzları düşünmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tabii sonra anladık ki o muzlar şimdi hani çikita mikita dediğimiz hani böyle az şeyli yani keyifli, az tatlı olan İtalya muzlarmış. Biz arkadaşlar o dönemlerde okulda falan okurken belki ailelerde tüccar falan olmamasından dolayı ben bizim ailem için söylüyorum tabii. İlginç bir konu vardı. Biz çalışıp bir meslek sahibi olmak isterdik. Üniversite girişlerine de öyle girdik. Yani tercihlerimizi öyle yaptık. Yani o zaman da böyle puanla işte ilk başta yani gelinir. O puanlarla insanlar, talebe bir yere yerleştirilirdi. Tabii orada bazı sıkıntılar da olurdu. Tercihlerde daha yeniyiz. İkinci senesiydi bu merkezi giriş sisteminin ben üniversiteye başladığım zaman. Mesela benim gibi hani dayısı iktisat fakültesinde okuduğu için, lan dayım okuduysa iyidir diye iktisat fakültesini seçenler olduğu gibi, babaları mesela doktor veya anaları doktor olan insanlar da cerrah olmak için doktor tıp fakültelerine başvuranlar da vardı. Tabii yani en sonunda bilemiyorum bunlar elma keserken elini kesse bayılan cinsten olanları da çıkardı ama o kadar çok önemli değil. Genelde 1940 yılından beri Türkiye'de inşaat mühendisliği öne geçmişti. Yani bizim imtihanlar başlayana kadar. Mesela Süleyman Demirel İTÜ inşaat mezunudur. Geçerli meslek oydu. Daha sonra bizim zamanımızda normal mühendislikler öne geçti. Yani makinecilik, bilmem necilik gibi mühendislikler öne geçti. Bizden sonra bir sürede elektronik hız kazanmıştı. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam iletişim falan gibi kısımlarda puanlar biraz daha yükseldi. Şimdiki durumu bilmiyorum. Ancak şunu size söylemek isterim ki değerli dostlar. O zaman imtihanların sonucunda hile hurda var mıydı diye biz hiç düşünmedik. Yoktu zaten. Yani benim bildiğim kadarıyla. Onun için hiçbir sorun olmadan yerleştik. Yerleştik. Ve ondan sonra da yani hayata atıldık, mesleğimizi icra ettik. Ancak şimdi görüyorum ki bugün şartlarında yani ne kadar olaylar değişti. Bir kere o zamanlar sadece eğitim safhasında bu üniversite girişleri gibi giriş vardı. Şimdi ya polise girmek istesen, bilmem nereye girmek istesen, hatta işe girmek istesen sınavlardan geçiyorsun. Önce bir yazılı sınav yapıyorlar, sonra mülakat. Bu mülakat safına da hastayım. Yani size söylemek istediğim şey şudur. Lütfen bir 50 senelik, 55 sene evvelin farkını bir gözünüzün önüne getirin. Ve bizim şanslı insanlar olduğumuzu herhalde kabul edeceksiniz.
Bugün de size 50-55 sene evvelki çocukluğumuzu, Almanya'daki ilk işçileri ve eğitimle ilgili bazı görüşlerimi aktarma fırsatı buldum. Yarın sohbetimde bir yeni konuyu ele almaya çalışacağım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bana abone olun. Bildirimlerinizi açın. Hürmetler efendim ve iyi akşamlar.